Bebeği iyi bakacak bir aileye vermeye karar verdik biliyorsun. Biz Tülay ablanın yanında o lokantada son ayları beklerken köyden can sıkıcı haberler gelmeye başladı. Birkaç meymenetsiz tip seni sormuş babama. Babam da sarhoş kafa nerede çalıştığımızı söylemiş. Sen bilmiyorsun. Sana belli etmedik ama sonunda yerimizi buldular. Çarşıdan dönerken önümü kestiler. Şu lokantada mı çalışıyorsun sen dediler. Evet dedim. Seni arıyorlardı. Ben de Hülya benim dedim. Cem'in adamlarıymış. Beni tartakladılar. Karnımı açıp baktılar. Düştü çocuk dedim. Bağırdım, yalvardım. Hamile olmadığımı görünce bıraktılar. İşte o gün o adamın ne kadar vahşi bir insan olduğunu anladım. İliklerime kadar korktum. Ne yaşadığını gerçekten o gün anladım. Sonra doğum zamanı geldi. Sen sadece bebekten kurtulmak, onu içinden atmak istiyordun. Kendi hayatını da, onun hayatını da tehlikeye atacak kadar öfkeliydin. Sakın bırakma. Çıkışıyor. Abla. Yapamayacağım. Sakın bırakma. Bıkınmaya devam et. Yapamayacağım. Derin nefes al. Derin nefes al. Az kaldı. Az kaldı. Allah'ım ben hiç doğum yaptırmadım ki. Az kaldı bizim. Çıkışıyor ablacığım. Sakın devam et. Korkma. Korkma çıkacak. Yapacağım. Yapacağım. Başaracağım. Hadi devam et. Sonra o gece bebek arabada ellerime doğdu. Senin doğduğun zamanki haline öyle benziyordu ki. Seni koruyamadım ben kardeşim. Ama o an yemin ettim. Bu güzel çocuğu korumaya, onu sen iyileşinceye kadar, kendinle, olanla bitenle barışıncaya kadar, senin namına saklamaya, bakmaya, zamanı gelince de sana vermeye yemin ettim. Bebeği kaybettik. Sana yalan söyledim. Öldü dedim. Hem senin öfkenden hem de Cem'in peşimize düşüp zarar vermesinden korumak için. Bebeğimi istiyorum. Onun ilayın ninesinin evinde sakladık. Ben iş bulup birkaç ay içinde bebeği alıp ortadan yok olacaktım. Vay 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 Bayram sen miydin ya? Hoş geldin kanka kardeşim. Kim olacaktı ya? Yalnızlı gelmedim, sana damadını getirdim. Sonra beklenmeyen bir şey oldu. Kerim geldi. Ve bildiğin anlaşma yüzünden bizi evlenmeye zorladılar. Ona o gece yemekte buralardan gidemeyeceğimi söyledim. İki günde bir gidip bebeği sevip okşuyordum. İhtiyaçlarını görüyordum. Bir yandan da yeni bir hayat kurmanın yolunu arıyordum. Sonra sen kendine has yollarla hepimizi kurtardın. Kerim'ine kavuştum. Ben de babamın vefatından sonra kalan mirasla o lokantayı kurdum. Artık bizi kimsenin tanımadığı, bilmediği bir yerde kızımızla yepyeni bir hayata başlamıştık. Dünyanın en tatlı bebeğiydi. Yaşamışımdı. Sana bir su damlası kadar benziyordu büyüdükçe. İçimdeki suçluluk duygusu da onunla birlikte büyüyordu. Senin haberlerin geliyordu. Güzel bir düğün yapmıştınız. Berlin'e yerleşmiştiniz. Bir bebeğiniz olmuştu. Bu güzel hayatının içinde tecavüz sonucu doğmuş bir kızının olduğunun bilinmesi her şeyi mahvederdi. Seninle tekrar karşılaşıp birbirimize sarıldığımız an söylemeyi düşündüm. Ama o gün hayatını gözümle gördüm. Yapamadım. Bir de çok bağlandım kızımıza Hülya'm. Kim olsa bağlanırdı öyle tatlı bir çocuğa. Emanetini geri veriyorum. Uyumadan önce 5 dakika parmağını tutmasına izin ver. Hemen uyur. Buz alerjisi var. 6-7 yaşında geçermiş. Beni hatırlamayacak biliyorum. Ama
Ama bir gün beni affedersen, onu çok seven bir teyzesi olduğunu söyle. Olur mu?